Eşim bu videoyu çekmemi kesinlikle istemiyor. Onunla uzun uzun aylar bunu tartıştık. Hatta bir sene dolduktan sonra videoyu koyacaktım ama o sürekli kötü etkileneceğimi düşünerek videoyu çekmememi istedi. Ben sadece çok iyi izlenir, etkileşim alırız diye ikna ettim. O yüzden lütfen bu videoyu beğenir misin? Amacım entrika yaratmak falan değil. O yüzden bütün videoyu izlemek istemeyenler için tüp mide ameliyatı oldum. Bu kadar. Böyle kilo verdim. Videoyu burada kapatmayanlar için anlatmak istiyorum. Bu karara nasıl geldiğimi. Çünkü benim açıkçası böyle bir videoya ihtiyacım vardı ameliyat olmadan önce. Ben aslında eski Anya için çekeceğim bu videoyu. Bakalım. Belki muhatabına ulaşır. Kilo konusunu konuşmaya başladığımda nedense sürekli demek istediğim şey ben hep kilolu bir çocuktum. Ben işte hep kilolu bir ergendim diyesim geliyor. Ama objektif olarak baktığımda yani artık bir yetişkin olarak baktığımda aslında ben hiçbir zaman kilolu değildim. Hatta ben oldukça fit biriydim. Beni ilk defa izlemiyorsanız biliyorsunuz ki ben profesyonel sporla uğraştım. Küçüklüğümden beri yani kendimi ne zaman hatırlıyorsam ben hep sahadaydım. Annem profesyonel voleybolcu, babam antrenör ve hep sporun içindeydim. Ve benim kendimi karşılaştırdığım kadınlar maalesef real kadınlar değildi. Çünkü hepsi Afrodit gibi. Yani voleybolcu fiziğini eğer biliyorsanız uzun ince bacaklar, uzun ince kollar, oldukça kaslı bir vücut. Ve onlara bakınca evet, insan kendini şişko hisseder normalsen bile. Benim ayrıca bir profesyonel aile faktörüm vardı. Yani annemin ve babamın beni görmek istediği sporcu fiziği oldukça netti. Diğer kızlara bakınca yani karşılaştırdığında ben evet daha böyle İngilizce tik diyorlar. Türkçesi sanırım böyle ya, tıknaz. App'imde öyle yazıyor. Tıknaz. Şu an tabii ki düşündüğümde şunu anlıyorum. Benim fizik yapım bu. Yani bütün insanların fiziksel yapısı aynı olamaz. Uzun lafın kısası aslında şişman olduğuma inandırıldım. Hani nedense kimse de demedi ki abicim biz ne yapıyoruz? Bu kız aslında şişman veya kilolu değil. Yapı olarak böyle çünkü arkadaşlar her gün en az 4 saat antrenman yapan bir fizik ne kadar şişko olabilir? Bence asıl problem şuydu. Ben başarısız bir voleybolcuydum ve buna bir kalıp bulunması gerekiyordu ve vücudum bulundu. Ben şu an bunu böyle açıklıyorum. Çünkü yeteneksizdim. Çok çalışmayı seven, inanılmaz hırslı biri hiçbir zaman olmadım. Ve başarısız bir sporcuydum ve annem babamın açıklama olarak hani neden yeteri kadar iyi değilim? Çünkü kiloluyum. Çünkü yeteri kadar hızlı değilim. İşte kilo verirsem patlayıcı gücüm yükselir falan filan diye. Bunun üstünden bir çocukluk, bir ergenlik vesaire böyle geçti. Ve nedense hep aklımda şu an kendimi hatırladığımda ben sanki sürekli kilo vermeye çalışan ki öyleydi. Yani bir diyet, bir geri dönme, diyet, geri dönme. Burada anlatmaya çalıştığım şey şu aslında. Benim diyet yapmadığım bir dönemim yok hayatımda. Ben her zaman kilo vermeyle uğraşan biriydim. Bazen daha çok, bazen daha az. Hatta Türkiye şampiyonu olduğumuz sene çok kilo vermiştim. Nasıl kilo vermiştim? İnanılmaz bir yeme bozukluğu öyküm vardı. Konu şuydu, kilo vermezsem Türkiye şampiyonası kadrosuna giremiyordum. Ve ben de girmek istiyordum. O yüzden ne yapabiliriz? Hiç kalori almazsak kilo veririz gibi oluyordu. Ve hiçbir şey yememeye başlamıştı. O ara hem vejeteryanlığa başlamıştı. Yani sıfır protein alıyordum. Ve kaslar oldukça hızlı eriyen ve çok kilo fark ettiren şeyler olduğu için evet o dönem inanılmaz kilo vermiştim. Hatta 87 kilo falandım. Yani o kadar kilo vermiştim. Fotoğrafları eklerim bulursam. Sonra Türkiye şampiyonası bitti ve ben yine normal düzenime döndüm. Eğer kilolu bir insansanız zaten bu süreci biliyorsunuz. Biraz ki diyet yaparsın, kilo verirsin, geri alırsın. Diyet yaparsın, kilo verirsin, kilo alırsın. Ve genelde o aldığınız kilo daha çoktur verdiğinizden. Benim başıma işte bu genellikle gelmiyordu. Ta ki ben voleybolu bırakana kadar. Çünkü anladığım kadarıyla her gün yaptığım spor
benim kilomu iyi bir şekilde bir noktada tutuyordu. Sonra üniversiteye başladım. Üniversiteye başladığımda profesyonel sporu bırakmış oldum. Bir anda kilo almadım açıkçası. Çünkü okul takımı vardı, çok aktif bir üniversite hayatım vardı. Ama yavaş yavaş kilo almaya başlamıştım. Yani üniversite yıllarında ilk böyle bir 10 kilomu, belki 15 kilomu almıştım. Bu arada hiç tartılmıyordum. Yani voleybolu bıraktığımdan beri hiç tartılmıyordum. Çünkü vay, tartılmak zorunda değilim. Bunu bilmek zor, bunu kontrol etmek bile zorunda değilim. Çünkü inanılmaz bir özgürlük. Spor yapmak zorunda değilim. Antrenmana gitme planı yapıyorum ve gitmiyorum ve bir şey olmuyor. Yani istediğimi yiyebilirim. İstediğim zaman uyanabilirim. İşte neyse, konumuz bu değil. Sonra üniversite bitti, staj başladı. Hukuk stajı benim için çok çalkantılı geçti. Çünkü hem Tufan'la evlenme sürecimizi planlıyoruz, işte nişanlandık, hem staj zordur. Yani genel olarak avukatlık stajı bence avukatlıktan kat kat zor. Orada işte inanılmaz kilo aldım çünkü masa başında çok oturmaya başladım. Abur cubur bilmem ne. O aralar artık böyle bir, evet galiba kilo aldım, bir sıkıntım var gibi hissetmeye başladım. Ama gerçek şu ki ben her zaman kendimi çok beğeniyordum. Ve ileride işte en kilolu hallerimden falan bahsedeceğim. Ben o zaman da kendimi beğeniyordum. Açıkçası ben her zaman güzel bir kadın olduğumu düşündüm. Ve bunun kilodan bağımsız olarak böyle olduğunu düşünüyordum. Çünkü ben küçüklüğümden beri şunu duyuyorum. Ah ne kadar güzel yüz modeli olabilirsin. İşte kilo versen çok güzel kızsın. Anya şu gırtlağını biraz tutsan aslında ne kadar güzel olabilirsin. İşte yazık sana, gencecik kızsın, güzel kızsın, keşke kilo versen. Ve bunlar ilk yani çevredeki insanlardan geliyor. Böyle uzaktan insanlar söylemiyor ve bunlara inanmaya başlıyorsun. Demek ki ben yeteri kadar iyi değilim, ama aynaya bakıyorsun, kendini beğeniyorsun. Böyle bir şeyin içindeydim hep. Şimdi evlendim. İlk evlendiğim süreç içerisinde, eğer depresyon videomu izlediyseniz biliyorsunuz ki ben ciddi bir bunalıma girdim. Ve bu bunalım içerisinde daha da kilo aldım. Daha haberim yoktu ama 120 kilolara ulaşmıştım. Ve depresyonla birlikte gelen yatma şeyleri, hani hareket etmeme baya baya beni bir top haline getirdi. Açıkçası orada düşündüğüm şey benim güzelliğim değildi. Biz genel check-up, işte çocuk planlama vesaire şeyler için doktora gitmiştik. Daha evlendikten işte birkaç ay sonra. Ve doktor bize dedi ki no, kilo ver de öyle gel. Hani eğer sağlıklı bir gebelik, işte sağlıklı bir hayat, şu an vücudun kaldırıyor genç olduğun için, ama 5 sene sonra geldiğinde bu böyle olmayacak ve buna dikkat etmen gerekiyor gibi bir şey söyle. Ama kadınlar özellikle bilir, eğer biraz kilonuz varsa başım ağrıyor dersiniz doktora ve doktor sana der ki kilolusun o yüzden, işte gidersiniz dişim ağrıyor der ve kilon yüzünden derler. Eğer kilolu değilseniz de kadınlar genelde işte biz kadın bedeni üzerine çok çalışmadık, sen bir 35 sene sonra gel, biz bunu daha araştırmadık derler. Çok, çok duygusalsın, bu kadar duygusal olma, bunlar psikosomatik derler. Ben de çok aldırmadım açıkçası çünkü yani tamam şu an zaten bir şey planlamıyoruz falan filan derken problem aslında kan şekeri en önemlisi ve kolesterolde, bunlar çok çok yüksekti. Ve ben kilo almamın sebebi çikolata ve şeker. Hiçbir zaman çok yemek yiyen biri değildim. Yani yemek olarak porsiyon şeylerim bu arada bayağı da hala da sağlıklıdır. Çok yağ tüketmem, protein ağırlıklı beslenirim. İşte ne bileyim salata, yeşillik, sebze, bunları severim. Ama çok çikolata yiyorum. Genel olarak dondurma, çikolata, tatlı, bunlar benim yani böyle bırakmak istiyorum, bırakamıyorum ama. O yüzden mesela sigara içenleri anlıyorum. Eğer böyleyse sizin de hissettiğiniz şey, ben de bırakamıyorum ve yani Ocak'ta falan, o sene Ocak'ta artık maksimum kilolara gelmiştim ve zaten depresyon içerisindeyim, anksiyete içerisindeyim. Kendimi nereye sokacağımı bilmiyorum. Öyle saçma bir dönemden geçiyorum. Ve tekrar doktora gidiyoruz. Ve doktor diyor ki wow, her şey çok kötü. Şu an var olan değerler çok kötü. Ve 10 sene sonra bana şeker hastası olarak geleceksin. Hani bunu aklında bulundur diyor.
Ve ne yapayım diyorum. Kos var, işte kilo var, tıkanıklığım var. Bir de bütün üstüne depresyon var. Yani sıfır spor, bolca çikolata. Ve şöyle düşünmeye başlıyorum. Aman Tanrım, ben galiba öleceğim. Bunun tabii ki çok sağlıklı bir bakış açısı olmadığını biliyorum ama dediğim gibi o ara depresyondayım. Zaten sağlıklı düşünemiyorum. Ama aklımdaki şey, yani ben hiçbir şey Japonya'yı görmeden öleceğim. Düşünebiliyor musun? Olmaz. Benim hayatta kalmam lazım ve ciddi bu sefer bir diyete giriyorum. Ciddi diyet dememin sebebi başka bir kafayla giriyorum. Çünkü dediğim gibi ben hep kendimi kilolu bir çocuk veya bir ergen gördüğüm için zaten sürekli işte bir ay diyet yapıyorsun, yiyorsun. Bir ay diyet yapıyorsun. Yani bu sürekli devam eden bir olay. Bu sefer ciddi bir diyete girdik. Başka bir kafayla girdim. Tufan'la beraber hatta diyetisyene gittik falan filan. Ben kilo verdim. Bayağı da kilo verdim ama problem şuydu ki iki katını geri aldım. Yani diyeti bıraktığım anda yine geri almaya başlıyorum ve bu böyle olmaya başladı. Hani ben veriyorum, daha fazla alıyorum, veriyorum, çok daha fazla alıyorum ve işte ve bu bitmiyor. Anlıyor musunuz? Beni orada tıkayan şey, Allah'ım, ben yani yapamıyorum, geri dönemiyorum. Hani o olduğum yere geri dönemiyorum. Ne olur bana bir şans daha ver ki ben tekrar zayıf olayım ve sana söz veriyorum, ben bir daha kilo almayacağım gibi olmaya başladım. Dediğim gibi çok sağlıklı olmadığım bir dönem olduğu için bu işte mide balonları biliyorsunuz, işte mide botoksları falan filan var. Onları araştırıyorum. Mide balonunu hemen elemiştim. Çünkü problem şu ki mide balonunuzu alındığı andan itibaren yine eski yeme alışkanlığınıza hemen dönüyorsunuz. Çünkü yani bir süre boyunca evet bir şey yiyemiyorsunuz, tıkanıyorsunuz ama çıktığı anda yine tamamen eski halinize dönüyorsunuz. Çünkü bura yine de değişmemiş oluyor ama ona daha geleceğim. Mide botoksları daha fazla bilinirliği olmadığı için, yani kanser eğilimi yapıyor diyenler var falan filan. Ben de böyle şeylerden tırstığım için onu da hemen elemiştim. Zaten sporla ve diyetle veremiyorum yani. Amaç o. Şu an anlattığımda, yani zaten bu videoyu izleyen herkes hiçbir şey yapmadan böyle kilo verdin yazacak. Problem değil. Ama onun bir yardıma ihtiyacım var ve açıkçası bütün bu sürecin içinde izlediğim doktorlar falan filan, işte TikTok'ta çok ciddi bir kilo verme grubu var. Yani eğer böyle videolar izlemeye başlıyorsanız önünüze daha fazla da, yani bir community var. Hem tüp mideliler community'si var, hem işte aktif kilo veren diyet yapan kızlar var. Hani ben onları takip etmeye başladım. Ve gördüğüm şey şu. Mide ameliyatı olanlar 99, %99 kilo veriyorlardı. Hepsi. Ya az ya çok ama veriyorlardı. Ve en kötü beslenen de veriyordu. En süreci iyi yürüten de veriyordu. Ve bunu araştırmaya başladım. Bu arada Tufan'a bundan asla bahsetmiyorum. Bir gün işte otururken, ha bir de bir depresyon videomu izlediyseniz demiştim ben Tufan'a bir şey anlatmıyorum vesaire diye. O ana kadar Tufan'a güncel kilomu da söylemiyorum. Yani hep şey söylüyorum, ya işte ben 95 falan olmuşumdur, çok kilo aldım. Ha, yoksa 120'ye dayanmışım aslında. Tufan da şey diyor, yani olmuşsan 95, evet versen işte 1,85 boyun var, işte 80 kilo olsan iyi falan, bu kafada yani. Bir tane çok ünlü İzmir'de bir doktor var, bana reklamı çıktı, işte onu aradık. Tufan aradı hatta, dedi tüp mide, balon mu, işte bilmem ne. Kadın da soruyor, eşiniz kaç kilo? Ben de diyorum ki 95, Tufan diyor 95 kilo, diyor BMI'ye uyuşmuyor. BMI şey, vücut kitle indeksiniz. BMI 35'in altında olanları ameliyat etmiyoruz, mide balonunu önerebiliriz, bilmem ne önerebiliriz dedi. Tufan da bana döndü, dedi işte böyle böyle mide balonu falan filan var, işte tüp mideyi yapamazsın çünkü daha o kadar kilolu değilsin dedi. Aa öyle mi dedim. Yanında geçtim. Kendi telefonumdan aradım. Dedim ki ben 120 kilolara geldim. Ne yapayım? Kadın dedi o zaman tüp mide olabilirsin. Sıkıntı yok. Ve inanılmaz bir rakam söyledi. Yani o kadar uçuktu ki hani benim değerlendirmeye alacak gücüm falan filan asla yoktu. O yüzden onu böyle bir kapattım kendi kafamda. Ama
İçimde iç mi yiyor? Çünkü hala veremiyorum ve hala hatırlatıyorum, depresyondayım. Yani her şey çok daha ciddi bir şey. Yani öleceğim, anlıyor musunuz? Benim en büyük korkum, ben seneye belki öleceğim çünkü çok şiş koyuyorum. Kaçınılmaz sona geldim. Çünkü tekrar doktora gittik ve bu sefer Tufan'a kaç kilo olduğumu söylemek zorunda kaldım. Çünkü artık şeker hastası olmuştum. Yani şöyle galiba değer 6 şeker hastası olarak kabul ediliyordu. Ben 5,99'la çıktım bütün şey tahlillerden ve tabii ki Tufan yani şok oldu. Bu benden sakladığın 25 kilo ne? Açıkçası o an karar vermiştim tüp mide olmaya. Çünkü dediğim gibi eğer kilolu değilseniz beni anlama ihtimaliniz zaten yok. Daha doğrusu kritik kilolu değilsiniz. Eğer 5 kilo, 8 kilo fazlanız varsa ve işte göbüşüm çıktı tarzında bir kiloluysanız bu sizi değersizleştirme anlamında demiyorum. Sadece yaşadığımız problemler çok farklı bir boyutta. Bambaşka bir hayat, bambaşka bir kafa. Çünkü yani dediğim gibi beni nedense herkes sürekli şişko bir çocuk gibi görüyordu. Benim annem babam beni şişko görüyordu. Benim etrafımdaki herkes beni ama ben değildim. Ben normal yani mid size şu an adlandırılıyor. Bir bireydim ve çok kaslıydım. Orada oldukça sportif. Dediğim gibi günde en az 4 saat antrenman yapabilen bir vücuda sahiptim. Ama bu inanılmaz zorbalık, bu profesyonel sporun içinde olan zorbalık beni o kadar inandırmış ki benim şişman olduğuma. Artık bu raddeye geldiğimde hani ben hem öleceğim hem şişkoyum yani beni kurtarın gibi oluyor. Araştırma sonucunda bir hastaneye gittik. Hastanede işte açıkçası doktorlar sizi çok ikna etmeye çalışmıyor tersine. Yani işte gerek yok falan filan ki ben böyle inanılmaz yani gerçekten çok ciddi obezite problemleriyle gelen insanlar vardı. Ben öyle biri değildim ama beni bile kimse demedi ki yani gidip biraz diyet yap sanırım. Oraya gelmişsen şey gözüyle bakıyorlar artık. Her şeyi denemiştir diye. Ve açıkçası beni çok şaşırtan şeylerden biri böyle ameliyatlar öncesi ciddi bir psikolojik tetkik yapılması gerekmiyor mu? Ya da bilmiyorum en azından bir konuşma. Çünkü beni evet bir psikiyatr ön görüşmesine soktular. Bana sadece bir soru sordu. Sorduğu soru şuydu. Ameliyat sonrası bir dönem sadece sıvıyla besleneceksin. Bunu idrak ediyor musun? Yani ediyorum ama bunu yaşamamış, bunun sürecini bilmeyen biri sizce ne kadar bunu idrak edebilir? Ediyorum yani tamam sıvı besleniriz ne olur. Çok hızlı oldu yani ben ve Tufan ön görüşmeye gittik. Ben evet istiyorum dedim. Hatta ön görüşmeden çıktık ben arabaya bindim asistan aradım ameliyat günü aldık. Ertesi gün teknikleri vermeye gittik. Bir gün sonra da yani aslında 2 gün sonra ilk görüşmemden ameliyat oldum. Ameliyat sürecini bu videoda anlatmak istemiyorum çünkü eğer merak ederseniz nasıl bir şey, artıları, eksileri vesaire ne diye bunun için ayrıca bir video çekerim çünkü anlatacak bir sürü şey var. Ama söylemek istediğim şey şu. Tüp mide ameliyatı ciddiye alınacak bir süreç. Kesinlikle çok zor. Dışarıdan bakıldığı gibi değil. Kesinlikle öyle aman işte kestirdi, aldırdı, zayıfladı gibi bir süreç değil. Keşke bu ameliyat daha sağlıklı olduğum bir zaman dilimine gelseydi. Çünkü ben daha kolay atlatacağımı düşünüyordum. Düşünüyorum. Eğer mesela şu an olsaydım bambaşka bir kafayla o süreci geçerdim. Çünkü ben maalesef en kötü dönemimde yani depresyondayım ve tüp mide ameliyatı oldum. Tüp mide ameliyatı sizi fiziksel olarak değil mental olarak yoran bir süreç. Eğer bu süreci düşünüyorsanız kesinlikle öncelikle neden olmak istediğinizi düşünün. Eğer bunu olmayı düşünüyorsanız bütün her şeyi izleyin. Her şey doğru yanlış her şeyi bir fikriniz olsun. Özellikle bu süreci geçmiş insanların deneyim videolarını çok izleyin. Çünkü onların yaşadığı şeyler size fikir olur. Kesinlikle aynı şeyleri yaşamaya olabilirsiniz. Doktorunuz farklı, durumunuz farklı, mental durumunuz farklı, fiziksel durumunuz farklı ama
ne kadar beklenmedik zor bir sürecin sizi beklediğini anlamadan bunu yaptırmayın. Aradan 500 günden fazla bir süre geçti benim ameliyatımın. Nisan ayında, 2022 yılının Nisan ayında olmuştum ben bu ameliyatı. İyi ki olmuşum. O güne tekrar dönmek ve bu süreci tekrar yaşamak zorunda kalsaydım tekrar yaşardım. Çünkü bana sağlık getirdi. Bana daha özgür hissetme imkanı sağladı. Bu sadece dış görünüşle alakalı bir şey değil. Bu iç huzurdan ibaret bir şey. Ameliyat beni zayıflattı ama ameliyat sizi sadece bir sene zayıflatıyor. Bunu da spoiler vereyim. Dediğim gibi süreci ayrı bir videoda konuşmak isterim ama sadece bir sene ameliyat sayesinde zayıf kalabilirsiniz. Bir sene geçtikten sonra zayıf kalmak tamamen sizin sorumluluğunuzda. Şu an eğer özellikle beni Instagram'dan takip ediyorsanız şu an diyetteyim. Kilo vermeye çalışıyorum. Çünkü Antep'ten 4 kilo getirmişim. Tatilden 4 kilo getirmişim. Şu an onları vermeye çalışıyorum. Ve şu an artık normal bir insan gibi besleniyorum. Herhangi bir kısıtlamam, az yiyebilmem vesaire. Böyle bir şey yok ya dediğim gibi. Ya, o kadar kapsamlı bir konu ki. Lütfen aşağı bildirimlere yazın eğer merak ediyorsanız süreç nasıl geçiyor diye. Sanırım bu. Bu videoyu yayınladığımda Tufan çok cringe yiyeceğimi söyledi çünkü insanlar acımasız ve öyle mi verdin o zaman seni şey karı biz de zannediyorduk ki bir şey yaptın. Sıkıntı değil, bunu yakın çevremden bile duydum çünkü uzun bir süre açıklamadı yani neredeyse 7-8 ay hiç kimseye söylemedik, sadece babam biliyordu ameliyat olduğumu. Çünkü çekiniyorsun, özellikle hassas bir dönemdeyim, insanlar tutup da sen de gitmişsin, mideye aldırmışsın, kilo vermişsin. Yani ciddiye almamak lazım tabii böyle şeyleri ama işte insan hassas konulara değinince maalesef böyle oluyor. Ve bu videoda biraz etkileşim ihtiyacım var. Lütfen beğeni, yorum, herhangi bir şey yaparsanız çok süper olur. Bu konuyu daha çok konuşmamı isterseniz direkt soru halinde de sorabilirsiniz. Süreci anlatırım, artıları, eksileri vesaire. Ama bu kanalı tamamen bu konuya entegre etmek istemiyorum. Yani burası yine lifestyle olacak olarak devam edecek ama ihtiyacı olanlar, merak edenler seve seve anlatırım. Instagram'ıma, TikTok'uma abone olun. Buraya abone olun. Sizi seviyorum. Görüşürüz.